Günaydın. Günaydın Esin. Galeriye gidiyorum ben, çarşıya. Geliyor musun sen? Aa, yok. Benim bir işim var da bir yere uğramam lazım. Öğlen falan gelirim ben çarşıya. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne lan o gık gık ha? Şevkat, sana bir zarf geldi. Kurye bana teslim etti. Getireyim mi sana? Neymiş? Ne bileyim canım, ben açıp bakmadım. Aman vıttır vızık bir şeydir ya. Bir bakıversen sana zahmet. Tamam, bekle. Amcanız Saffet Yerimdar, Yerimdar Et Entegre Tesislerinin yönetimini siz Şevkat Yerimdar'a devretmiş bulunmaktadır. İvedi olarak Ankara'ya beklenmektesiniz. Esin. Yo. Alo Esin. Baktın mı neymiş? Şeymiş. Banka. Borcunuzu ödediyseniz bunu dikkate almayın diyor. Bize kraliçeden mektup gelecek değil ya. Öyle dedim sana, vıttır vızık bir şeydir işte. At gitsin ya, tamam. Tamam. Göz göre göre yalan söyledim adama ya. Bu ne şimdi Esin? Sen bunu okutmak için mi çağırdın bizi böyle apar topar? Şevkat çok güzel bir teklif almış. Sen bizi değil de onu araman gerekmiyor mu? Aradım. Ay çok güzel vermişsindir müjdeyi, sevinmiştir. Cık. Yalan söyledim. Bankadan uyarı mektubu gelmiş dedim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Gizem ne bileyim niye böyle bir şey söyledim. Yani aklımın ucundan bile geçmiyorken yalan söylemek, bir anda yalan söyleyiverdim adama. Niye böyle bir şey yaptım ben şimdi? Bunun tek bir nedeni var. O buralardan gidecek ve sen onu kaybedeceğim diye korktun. Ve bu kadar da kaybetmekten korkuyorsan sen ona kesin aşıksın. Nerelere gittin böyle? Ne oldu? Esin! Kızlar, siz haklısınız galiba. Ben aşığım bu adama. Oh be! Biz biliyorduk. Çok belliydi zaten. Gerçekten mi? O kadar çok mu belli ettin? Tabii canım. Yani sen ta Fransa'da bir git. Sonra buraya dön. Böyle küçük bir mahallede böyle bir eve tıkılıp kal. Bütün bunlar Şevkat'ın çekimindendi kızım. Aslında sen epeydir ona aşıktın ama bak kendine bile itiraf edemiyordun Aynen öyle. Da ne yapacağım ben şimdi?
Ya bir de soruyor musun ne yapacağım ben diye? Ya gideceksin, aşkını yaşayacaksın. Şefkat'le konuşacaksın. Şefkat'le konuşacağım. E hadi ben hemen gidip konuşayım o zaman. Kolaydı çünkü yani. Aşk olsun. Nasıl konuşacağım ben şimdi gidip adamla? Ne diyeceğim yani? Hiç konuşmasam da mesela beklesem mi? Öyle de yapabilirim çünkü. Ay ne yapacağım ben? Ya hadi kalkın kalkın, galeriye gidelim. Biz niye duruyoruz ki burada? Hem bu arada sen ufak ufak Şefkat'le konuşursun. Hadi. Hı, konuşurum ufak ufak, aynen. Miço, şimdi sana bir gizli ajanlık görev veriyorum. Mahallede hani sizin evin oralarda falan başka bu hani oturduğu evi satın almak isteyen kimse var mıymış? Bir araştır bakayım. Emre olur usta. Ben senin için hemen bir arge raporu çıkarıyorum. Dikkatli ol ha, millete çaktırma çok. Amcam, öperim ellerinden. Nasılsın? Hayırsız. Niye arayıp sormuyorsun hiç beni? Sen bana yadigarsın. Evladım sayılırsın. Kerata. Unuttun mu burayı yoksa? Aşk olsun amcam ya. Unutur muyum hiç? Niye aramıyorsun lan o zaman? Ya amca vallahi İstanbul'un bu keşmekeşinden, boş durmadan akıl kalmıyor insanda ya. Ya bizim Dangalak Genel Müdür'e bahsettiydim. Bu iş güzel de resmi ağırdan mektup yazmış. O yüzden bir de kendimi arayayım dedim. Hadi kalk gel Ankara'ya. Hayırdır ya, bir şey mi oldu? Biliyorsun evlat, bu işlerle yıllardır uğraşıyorum. Yaşlandım, yoruldum artık. Emekliye ayrılmak istiyorum. Biliyorum, baban da sen de emek harcamadan hazır paranın başına geçmek istemezdin. Ama benim aslan gibi öz yeğenim dururken elin adamına mı bırakayım şirketi? Gel oğlum, işlerin başına geç. Bundan sonra sen devam et. Villanda, arabanda hazır. Esnaflık ölüyor artık yeğenim. Sen de büyük patron ol. Vallahi ne diyeyim amca? Piyango gibi teklif. Ha, iyi anladın. İyi, o zaman tamam diyorsun değil mi yeğenim? Hemen atla uçağa, gel Ankara'ya. Ne oldu lan yeğenim? Mis gibi teklifi duyunca dilimi yuttum, hayırdır? Ha... Ya... Yok ya. Kusura bakma Saffet amcam ya. Kabul edemem. Ne demek lan kabul edemem köfte ol. Ankara'da kral gibi yaşamak var gene. İstanbul'da sürünecek misin? İstanbul mu kaldı zaten? Seni bağlayan ne var lan orada? Vallahi havasını mı seviyorum, suyunu mu seviyorum ben de anlamadım da. Kopamıyorum buradan. Ha, en kısa zamanda gelir bir elini öperim. Ya zaten çok özledim seni de, aile yengeyi de. Ama iş konusunda kusura bakma amcam. Esin! Esin! Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın? Konuşabildin mi Şefkat'le? Görüştün mü? Yok, konuşamadım çünkü telefonla konuşuyordum. Ya nasıl konuşayım ben şimdi emin olmadan ya? Neyden emin olmadan? Ya tamam, ben bu adamı seviyorum da o benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor bunu bilmiyoruz ki. Bence o da seninle aynı fikirde. Seviyor ama söyleyeyim. Ya bilmiyorum, ben hiç emin değilim. Sonuçta babam beni ona emanet etti. O da emanetine sahip çıkacak kişilikte bir adam. Sırf bu yüzden de olabilir yani bana karşı ilgisi. Biz yanlış anlıyor da olabiliriz. E ne yapacaksın peki? Komşu komşuya böyle platonik aşk mı yaşayacaksın? Bilmiyorum. Şefkat'in hislerinden emin olmadan bir şey yapamam ben. Ben eminim. O zaman biz de Şefkat'in ne düşündüğünü anlarız bir şekilde. Efendim Esin? Ha Şefkat. Ben kendi ellerimle yemek hazırladım da... Akşam çıkınca direkt bana gel, tamam mı? Aç gel ama bak, bir şey yeme. Olur, tamam, gelim. Ha, bir de şey, ya ben galeride çantamı unutmuşum. Onu da getirir misin gelirken? Bu ara her şeyi bir yerde unutuyorum. Ya sorma, salgın var herhalde. Ben de bayağı bir unutuyorum bugün. Her şeyi. Yani, tamam, tabii getiririm çantayı, şey yaparım. Bir şey ister misin gelirken, getireyim bir şey? Yok, yok. Bir şeye ihtiyacım yok, teşekkürler. Hadi öptüm. Tamam, ben de öptüm. Bay, bay. Ananana.
kahve söyle la. Amcanız Saffet Yerimdar, Yerimdar Et Entegre Tesisi'nin yönetimini siz Şevkat Yerimdar'a devretmiş bulunmaktadır. İvedi olarak Ankara'ya beklenmektesiniz. Alo Esin. Baktın mı neymiş? Şeymiş. Banka. Borcunuzu ödediyseniz bunu dikkate almayın diyor. Allah Allah. Ya Vesin niye yalan söyledi ki bu mektup mevzuyla ilgili ya? Anlaşıldı. Niko'ya bir tur daha attıracağız. Şevkat, ben senin kaç yıllık arkadaşım. Benimle konuşmak için neden arabayla geziyorsun? Ben seni manitan mıyım? Lan dur. Millet damlamasın diye geziyoruz ha. Böyle mevzular orta konuşulmaz. Bunlar derin mevzular ya. Bu değil de. Esin bu mektup olayında niye yalan söyledim ha? Bunu sormak için mi geziyoruz? Evet. Çok gereksiz bir tur. Bir ilkokul çocuğuna sorsan sana ne olduğunu söyler. Ama tabii sen aşık olduğun için aptala döndün. Şevkat bu kız sana aşık. Bu mektubu senden saklamasaydı sen Ankara'ya gidecektin ve ondan uzak kalacaktın. Ya seni kaybetmemek için sana yalan söylemiş. Şevkat bak bu mektup senin için çok değerli. Eğer bir insan bu mektubu senden sakladıysa sana sırılsıklama aşıktır demek. Ya şu an 8 yaşında olsam ne diye bağırırdım biliyor musun? Ve Esin Şevkat'i seviyor, Esin Şevkat'i seviyor. Sen eşeğe bağladın sen de ya, Allah Allah. Hadi, şu da atla. Hadi benim bir işim gücüm var, atla yürü hadi. İyi, durdukların oradayız, mahalleye nasıl dönüyorsun? Ya nasıl dönersen dön, Allah Allah. Hadi güle güle ya, açtım kemeri, hadi. Yok hadi, hadi işim gücüm var ya. Yılandan korkmam, aşıktan korktuğum kadar. Tamam hadi koş. Başladı sanki bana. Ya ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliğe? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da anamı çiğneyemem. Şevkatçığım. Yemiyorsun. Beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkatçığım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne yemeği? Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım... ...şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. Ha bunu diyorsun. Tamam ben... ...şey yapayım. Tamam ben bakayım. Çok güzel. Yani böyle bir ıssız adaya falan düşsen öyle yoklukta akar yani o derece güzel. Yani. Nasıl yani beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Lan yemek de şahane. Nasıl becermiş ki bunu? Yok yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi öyle mi? Ha yok demedim. Ama olsun olsun problem değil yani ben kuru ekmekle de takılırım problem yok. Kuru ekmek mi? O ekmekler taptaze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi aşçısı...
İstanbul'un en iyi aşçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi marifet tarifte değil. Yani onu uygulamakta. Ya şimdi mesela ben sana bir paraşütle atlamayı tarif edeyim. Bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen insan gibi beğenmedim de. Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de, değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim. Ne istersin? Yok yok, yok hiç gerek yok ya. Zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Bir simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun ya. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe... ...sen benim üstüme, üstüme geliyorsun Şevkat. Ha yok, ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de... ben bunlara layık değilim ya. Ya evet, şimdi böyle güzel asortik sofralar, böyle antin kuntin yemekler falan... ...böyle çiçek, mumlar falan filan, ne bileyim ben bu kadar... sen olsan, ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden. Aşağıda in, kümese tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah. Sana da iyilik yaramıyor ha. Ha bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum. Devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ay gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaket falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık, çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben aşağıda en azından iki yumurta kırarım da karnını doyar burada böyle şey gibi. Çık git vallahi dilini yakarım senin çık git. Çık git ne yiyorsan ye. Sen benim yemeklerimi hak etmiyorsun nasıl? Git. O mumla dilimi yaksan ne olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tamam, Allah Allah. Gittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? Bakıyorsun. Yemek pişirmedin. İşimi mi pişiriyorsun yoksa? Meraktan öleceğim. Beğendin mi yemeği? Efendim Gizem ne var? Esin. Niye cevap vermiyorsun mesajlarına? Ya meraktan öldük burada. Sanem yanında mı? Evet burada. Dur, hoparlörü açayım. Biz sakin bir yerdeyiz. Rahat ol, tamam mı? Sen yalnız mısın? Yalnızım. Canım benim, ne oldu? Anlayabildin mi duygularından bir şeyler? Anladım canım. Anladım. Şevkat'in tam bir öküz olduğunu anladım. Ne oldu ki? Ne diyorsun kızım, ne oldu? Eğer mesele romantik bir akşam yemeği ise... O zaten tam bir fiyasko. Ama yok, eğer mesele Şevkat'in benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmekse... Az önce söylediğim gibi. Ben cevabımı aldım. Tamam, görüşürüz. Esin'cim, canını sıkma, sakin ol tamam mı? Hadi görüşürüz. Ah be Amokachi. Tam bir öküz gibi davrandım kıza. Yani benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Bundan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır, esas... Ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum. Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya. Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da. Kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazık la.
Ah be anne, ah be anne. Ne biçim bir kazık attın bana ya? Düşürdün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi gel de uyu. Utanmasam ağlayacağım ha. Emanet, dur yardım edeyim. Ay hazır gibi yetiştim. Kollarım koptu aşağıdan indirene kadar. Şu halim be. Ay düşmesin. Gel. Gel, gel, gel. Bak iyi ki bana rastladın, yoksa bu kapıyı falan açamazdın ha. Geç. Dikkatli ol. Sağa sola vurdurma. Ay. Tamam, hah, tamam. Topuklu giymişsin ya ondan. Dengeyi de şey. Yavaş. Götür şu arabanın kaputuna doğru koyarsın, şey yap. Burada şöyle koyayım ben. Tamam, yalnız bu arka koltuğa sığmaz, bagaja koyarsın, tamam? Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. İşte ne demek ya, işte laf olmaz. Ne zaman ihtiyacın olursa, şey yap. Ben bir tavukları yemleyeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Öküzdü. Sabah öküz kere öküz olmuş. Şu koliyi taşımaya çalışıyorum. Görüyor yani elimde kocaman. Şu üstteki küçük var ya, onu aldı. İnsan bir yardım eder ya. Allah Allah. Aynı şefkatten bahsediyoruz. Geçen gün ben arabadan galeriye iki tane tablo taşıyacağım. Koştu geldi yardım etmek için. Ya dedim istemiyorum sağ ol ben taşırım. Olmaz dedi. Bir kızı tepki verdi. İnanamazsınız. Hatta dedi ki kızım biz erkekler davranışlarımızda çok eşeklik yapıyoruz. Bırak eşekliğimizi doğru yerde kullanalım. Yani espri bile yaptı. Benim de elimde iki poşet bile görse hemen gelip alırdı. Ben anlam veremedim gerçekten bu tavrına. E ne oldu o zaman birdenbire bu adama böyle? Ya belki bir şey canı sıkkındır. O yüzden öyle davranıyordur. Lan o... Lan yeter! Aha gitti. Cam gitti. Ulan bu cuma var ya gerçekten çok ballı bir herif biliyor musun? Yine keneyi kurtardı. Harbiden kaçtı. Manyak mısınız siz ya? Oldu. Çarşının ortasında çocuk gibi top oynuyorsunuz. Ne var kızım ya? Amma tantana yaptın Allah Allah. Alt tarafı bir cam taktırırız. Sen ne gıcık bir adamsın ya. Sen hep mi böyleydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Bana gıcık diyene bak la. Yok oldu olacak bir de eline bıçağı alıp emekli alba gibi keseyim mi topunuzu da bari? Laf. Çözeceğiz ya. İstediğim bilgileri topladım usta. He. Arka mahallelerde oturduğu evi satın alan bayağı bir kimse var. Hepsi de Cevdet Bey'in evi. Ulan bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı. Bence de. Bir de iki tane takım elbiseli adam geldi. Kapıların zillerini falan çaldılar. Bir şeyler falan konuşuyorlar. Nasıl la? Nereye geldi? Bizim şey var ya İbrahim abi tüpçü. Onu orada gördüm. Sen dükkandan bir yere ayrılma. Ben bir gideyim bakayım şuna. Saracık, saracık, sokak.
kocalar. Kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocalara kocaman. Ne oluyor ya? Gece gece yatağımdan fırladım. Pavyon mu burası? Biraz medeni olun, medeni. Abla. Ayıp oluyor ha. Ne oldu? Sosyete gülü. Rahatsız mı oldun? Kusura bakma, bizim mahallenin realitesi bu. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e hadi. Ha, Paris'e, Paris'e. Sen ne çirkef bir adamsın be. Hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağı yansıt da bir cila yapak hadi. Var. Var, getiriyorum. Kıpırdama bir yere. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman arılar. Olacağı buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye, anladın mı? Burada şimdi ah çocukların haline bak ya, ıslanmış döndüler. Tamam oğlum, sakin ol. Bir şey yok. Geçecek. Tamam. Neyse hadi beyler. Hadi parti bitti. Sağ olun, var olsun. Elinizden geleni yaptınız. Eyvallah. Vallahi Şevkat, sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. E ne var? Eğlenmedik mi? Eğlendik. Eğlendik vallahi. Kardeşim eğlendik, eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Oğlum sen emin de böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan. Ha? Ya tamam oğlum hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, evle evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi, hadi. Siz gidin, ben geliyorum hacı. Kendine gel lan. Kendine gel. Hemen role giriyorsun lan, hemen role giriyorsun. Oğlum kestik kestik. Bitti la bitti. Çık. Hadi, hadi. Ayıp oluyor ama hacı. Ayıp oğlum, ayıp oluyor. Yavaş, araba çarpacak. Neyse, ağzı ıslandım Allah. Şimdi de sarhoş sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir de bas bas bağırıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya kızlar, ben anlamıyorum. Bir insan birine aşık olduğunda onun kusurlarını görmezmiş. Ya ben tam tersine Şevkat'e aşık olduğumu anladığım andan itibaren sadece kusurlarını görüyorum. Yani bugün Bora'ya öyle yumruk atmasını da ben anlam veremedim. Neden öyle bir şey yaptı ki? Çünkü Esin'e aşık. Ve onu çok kıskanıyor. Böyle yanında yakınında Bora'yı gördüğü zaman çıldırıyor. Gerçekten mi sizce? Bunun için mi yani? Olabilir. Neden olmasın ki? Ya sonuçta Şevkat biraz sert biri ama durduk yere öyle birine yumruk atacak kadar da serseri değil. Ne yapacağım ben şimdi? Kızlar, diyorum ki hani madem kıskanıyor, gelin burayı biraz kaşıyalım. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar kasıtlı kıskandırmadın. Ama şimdiden sonra kasıtlı bir şekilde kıskandıracaksın. Şevkat'in gördüğü yerlerde buraya böyle bir samimi davranacaksın. İyi de ne işe yarayacak ki bu? Yani Şevkat görecek. Ve dayanamayacak. Mutlaka seni kaybetmemek için bir adım atacak. Emin misin? Evet. Ben eminim. Yani denemekte fayda var değil mi? Tamam. Tamam yapacağım. Hatta yarından tezi yok başlıyorum. Bu benim son çabam olacak. O yüzden sonuna kadar gideceğim. Bu tam bir kıskandırma bombardımanı olacak. Hatta şimdi Bora'yı arayıp sabah kahvaltıya davet edeceğim. Kapatın, kapatın. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Öptük. Bay bay. Ya çocuk belli ki acemi ama kendini süper bir motorcu zannediyor. Bana de ki abi Sapanca'ya kadar kapışalım mı? Bana. İyi tamam hadi kapışalım dedim. Ben bastım gittim tabii. Bastım gittim ama iki kavşak sonra geri döndüm. O beni daha görmedi bile. Çocuk tek başına ta Sapanca'ya gitti ya. Yapma. Hayırdır? Dün yediği dayaktan sonra terapiye mi aldın bunu? Bora lütfen hiç bulaşma şuna. Senin sayende keyfim çok yerinde. Hiç bozulsun istemiyorum şu an. Sen öyle diyorsan ben de zaten keyfim kaçsın istemiyorum. Emanet senden soğusun diye uğraşıyordun ya oğlum. Bu manzaraya niye canın sıkılıyor şimdi? Ama emanet de bu gülücükleri, bu lavağı niye harcıyor? Niye içimi yakıyor bu kız ya? Sanem haklıymış. Şevkat kesin kıskanıyor. Duvara çarpmış gibi oldu. Şey ya Bora, çok eğlenceli değil mi senin bu hikayeler? Bir tane de anlatsana. Anlatayım. Bir gün bizim yatla Marmaris'e gidiyoruz. Yat kaptanı Korsikalı.
Türkçe bilmiyor daha. Ama öyle çat pat bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Ay ya, Korsikalılar Türkçe konuşmaya çalışınca çok komik oluyor. Yapma Şevkat, tut kendini. Bu sefer öfkeni kontrol et oğlum. Ya vallahi billahi o Korsikalıların Türkçe konuşma çabası kadar komik bir şey olabilir mi ya? Değil mi? Şevkat, ne yapıyorsun? Yok, ben bu arkadaş bu saatte, ben burada onu görünce yani dedim herhalde akşam erken yatmıştır bu tavuk gibi. Dedim tavuklar yemlerken dedim canı dedim çekmesin diye ona da biraz yem atayım dedim. Şevkat, bizi rahat bırakır mısın lütfen? Şurada bir kahvaltı yapıyoruz ağız tadıyla ya. Senin işin gücün yok mu? Hadi git. Hoşuma gitti bu numara. Biraz da rövanş gibi oluyor. Devam edeyim. Anlatayım mı? Ne? Bizim Korsikalı kaptanı işte. Yok ya. Ben çok dinledim bu Korsikalı kaptan hikayelerini Fransa'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.